Kureyş suresini özet olarak yine inceleyelim. Kureyş suresi Mekkiyetün Medeniyetün Mekkiyetün yani Mekki bir suredir. Yani Peygamberimiz Mekke'de yaşarken inmiştir. Et-Tertibu fil Mushafi Mushaftaki sırası 106. suredir. Et-Tertibu fil Nuzuri iniş sırası olarak 29. suredir. Adedu ayatiha ayetlerinin sayısı 4'tür. Adedu kelimatiha kelimelerinin sayısı 17'dir. Adedu hurufiha harflerinin sayısı 73'tür. Bu sureyi kelime meali, gramer, edebiyat ve tecvid yönüyle incelemeye çalışacağız. Sure adını birinci ayette geçen Kureyş kelimesinden almıştır. Kureyş nedir? Nazır bin Kinane'nin çocuklarından oluşan kabileler topluluğudur. Alimler bir konuda ittifak etmiştir. Konuyla ilgili bir hadis de var. Peygamberimizin o kabileden olduğuna dair bir hadis de var. İbn-i Mace'de geçiyor. Bu surenin faziletiyle ilgili bir hadis vardır. Bu da Beyhaki'nin Hilafiyat'ta geçiyor. Beyhaki'ye ait geçiyor. Beyhaki'ye aittir. Garip bir hadistir. Burada yazıyor. Bu surenin faziletiyle ilgili bir hadistir. Haddesena deyip devam ediyor. Senet zinciri bayağı bir uzun yazılmış. Fezullahi Kureyşen. Kureyş suresinin Allah tarafından bir sebe'in 7 fazilet, 7 üstünlük verildiği anlatılmıştır. Kureyş kabilesine. Peygamberimiz anlatıyor bunu. Enne minhum. Ben diyor o kabiledenim. Bu o kabile için bir fazilettir. وَنَّ النُّبُوَّةُ فِيهِمْ Nübüvvet yani peygamberlik de onlardadır. Onların içinden çıkmıştır. وَالْحِجَابَ Kabe'yi örtmek, Kabe ile ilgili hizmetlerde bulunmak yine onlara aittir. Onlar yapıyor bu işi. Sigaye nedir? Oraya gelen hacıları sulamaktır. Onlara su vermektir. Yine bu görev de bu kabileye ait idi. وَنَّ اللّٰهَ نَصَرَهُمْ عَلَى الْفِيلِ Fil olayında yani Elem Tara Kehf'de anlattık. Fil olayında da yine Allah onlara o kabile yardım etmiştir. Bu da yine o kabilenin bir üstünlüğüdür. Allah onlara bir değer vermiştir diyor. Ve ennuhum abdullah. Onlar Allah'ın kurudur. Azze ve celle. Aşara sinine diyor. 10 sene. La ya'buduhu gayruhum. 10 sene var ki o 10 sene içerisinde Allah'a hiçbir kabile, hiçbir kimse ibadet etmiyordu, kulluk etmiyordu. Sadece bu kabile ediyordu diyor. وَنَّ enzele fihim suratun مِنَ الْقُرْآنِ Muhakkak ki Allah Kur'an'dan onlara bir sure indirmiştir demiş Peygamberimiz. سُمَّ تَلَاهَا Sonra Peygamber Resulullah, Allah'ın Resulü neyi okumuş? Besmele çekmiş ve Leylafi okumuş. Beyhaki'de geçiyor bu hadis. Garip bir hadis. Hadisun garibun. Konu sureyle ilgili hadisin rivayetinden sonra incelemeye başlıyoruz. İlk ayet İlafi Kureyş. Mana baştaki li için anlamına geliyor. İlaf nedir peki? Li söyledik. İlaf da alıştırmak, ısındırmak anlamına gelir. Kureyş ise kabile adıdır. Toplu mana verdiğimizde Kureyş'e kolaylık sağladığı için. İkinci surenin manası sayf geçiyor değil mi? Ayetin sonunda geçen es-sayf nedir? Yazdır, yaz mevsimi. Şita, kış mevsimi. Rihlet, yolculuk demektir. Nitekim Leys de öyle demiştir. Bir kavmin hareket etmesine verilen attır. İlaf az önce geçti zaten. İlaf neydi? Kolay kılmak, alıştırmak, ısındırmak anlamına gelmektedir. Bu yolculuk kışın Yemen'e, yazında Şam'adır. Şam'a yapılmaktadır. Kışın Yemen'e ve yazın Şam'a, onları kışın ve yazın yolculuğuna alıştırdığı için. Kış ve yaz yolculuğuna onları alıştırdığı için. Sayf yaz demek ya. Yaş ve, pardon, yaz ve kış yolculuğunu onlara sındırdığı için. Bu şekilde mana verebiliriz. Diğer ayet فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Mana يَعْبُدُوا'ya kulluk yapsınlar, ibadet etsinler. Kimler onlar?
Buradaki fe bu durumda madem ki Allah onlara yardım etmiş, kolaylık sağlamış, onları yolculuğa ısındırmış. Fe bu durumda liyabudu ibadet etsinler. Rabber Rab demektir. Bildiğimiz Allah yani Allah'ın diğer bir ismi. Neye ibadet etsinler? Haza buna. Bundan kasıt ne? El beyt. Eve. Evden kasıt ne? Kabe. Mana verirsek ne diyoruz? Öyleyse şu evin Rabbine kulluk etsinler. Öyleyse'nin manası F'den gelmektedir. Yani bu durumda şu evin Rabbine kulluk etsinler de diyebiliriz. Madem ki öyle, şu evin Rabbine kulluk etsinler diyebiliriz. Yani F'ye bir şart manası getiriyoruz. Her halde bunu göremeyebiliriz. Ellezî yed'amuhum diye devam eden son ayet. Ellezî o Rab ki. Ellezî öyle bir şey ki demek. Öyle bir kişi ki. Ama burada kim olduğu belli olduğu için kimdir? Ellezî'den kasıt ne? Rab'tır. O yüzden o Rab ki ed'ame doyurdu. Ed'ame ef'ale yuf'ale if'al babındandır. Ekrama yukruma ikram gibi. Ed'ame doyurdu hum onları. Neden doyurdu? Min cu'in açlıktan doyurdu. Ve o Rab yine ne yaptı? Amene emin kıldı hum onları min havfin korkudan. Bu şekilde burayı meallendirebiliyoruz. Ed'ame dedi ki doyurdu onları açlıktan kurtardı. Bir de ne dedik? Amenehum min havf. Ne diyoruz burada? Havf korku. Nimet vermek iki şekilde olur. Ed'ame doyurdu diyoruz da ed'ame nimet verdi anlamına da geliyor. Bu da nedir? Birincisi zararı bertaraf etmek, ikincisi menfaat sağlamak. O Rab ki onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Toplu mana olarak bunu veriyoruz. Ellezî o Rab ki ed'amehum min cu'in onları açlıktan doyurdu ve amenuhum min havf ve onları korkudan emin kıldı. O Rab ki onları korkudan emin kıldı ve açlıktan doyurdu. Mana bu şekilde. Bu şekilde meal işini bitirdik. Sıra İrab'a geldi. İlafi Kureyş'in. Burada ilk bakılması gereken şey baştaki lamdır. Li. İrab. Ayetin başındaki lam hakkında şu üç izah yapılabilir. Bir lam için üç görüş var. Bu lam ya kendisinden önceki sureye taalluk eder, bağlanır. Yani Allah size kolaylık sağladı, sizi ısındırdı. Ama bunun bağlantısı nedir buradaki lamın? Önceki suredir, Fil suresidir. Nitekim bunu destekleyen bir hadis az önce okuduk. Ne dedi? 7 fazileti vardır Kureyş kabilesinin. Bunlardan bir tanesi de Allah'ın onlara fil olayında, fil hadisesinde yardım etmesidir dedik az önce. İkinci madde ne demiş? Lamdan sonra, lam kendisinden sonra gelen ayete taalluk eder. Bu şekilde de görüş var. Üçüncüsü ne öncesi ne de sonrası ile alakası vardır. Zaten ya, yani ne oldu? Bir sağ ile alakası olabilir. İki sol taraftaki kelimeyle. Üç hiçbir ile alakası olmayabilir. Zaten bunun dışında da bir görüş olamazdı. Car mecrur. Car mecrur nedir? Baştaki lam nedir? Manası için dedik. Hakkında 3 tane izah yaptık ama kendisi harfi cerdir yani. Sonuçta harfi cerdir. Harfi cerler kendisinden sonra gelen kelimeyi cer yaparlar. İlaf kelimesinin cer durumu esre iledir. Bu yüzden ilafi. F'nin esre alma nedeni en başta bulunan li imiş. Buna car diyoruz yani harfi car. Mecrur dediğimizde ilaf kelimesidir. Mecrur da bu. Burada ilaf kelimesi aynı zamanda nedir? Muzaftır. Kureyş'in kelimesi de muzafın ileh'tir. Cer alameti kesredir. İki tane esre almıştır. Nedeni ise kendisinin nekre olmasıdır. İlaf da nekreydi. Neden iki esre almamış? Çünkü muzaftır. Muzaf olduğu için iki tane esre veya üstün veya ötürü alamazdı zaten. Çünkü muzaflar tenvin almaz. İkinci ayete geçiyoruz. İlafihim rihlete şitai ve saif. İrab.
İlaf mastarının burada tekrarı vardır. Yani ilaf burada var. Az önce bir ilaf daha vardı, değil mi? İlaf birinci ayette de geçmiş. İlaf ikinci ayette de geçmiş. Bu ilaf nedir böyle? İki ayette de geçiyor ard arda. Mastaranın tekrarının sebebi nedir? Allah Teala ilafı birincisinde mutlak olarak zikretmiş. Mutlak yani genel. İlaf demiş, bırakmış. Ama şimdiki ayette ise mukayyet yapmıştır. Yani birincide Kureyş'i ısındırdı dedi de, alıştırdı dedi de neye belli değil. Ama ikinci ayette neye alıştırdığı bellidir. Seyahat yani yaz ve kışın yolculuğuna alıştırmıştır. Mukayyet olarak zikretti derken bunu kastediyoruz. Bu ilafın yüceliğini yani yolculuğun yüceliğini pardon ısındırmanın yüceliğini ve önemini belirtir. Büyük bir lütuf olduğunu bildirir. Bu yüzden ondan bedel yapılmıştır. İlafihim yani burası İlafihim ilk kelimemiz, ikinci ayetin ilk kelimesi İlafihim. Li ilaftan bedeldir, mecrurdur, celalameti kesredir. Li ilafi, fi'nin esir olmasıdır. Him'den bahsetmiyoruz. Him zamirdir, zamir değiştiremeyiz zaten. Zamirler sabittir. İlaf, mecrurdur derken ilaf kelimesinin son harfi olan fe'nin esir olmasını kastediyoruz. Him zamirinden bahsetmek gerekirse, him zamiri muzafın ileyhtir. Çünkü ilaf muzaftır. Him muzafın ileyhtir, mahallen cerdir. Neden mahallen cer? Çünkü muzafın ileyhtir. Muzafın ileyhler cer olması gerekir. Ama bu nedir? Zamirdir. Zamirler mebni olur. Dolayısıyla muzafmış, muzafın ileyhmiş bundan lafzen etkilenmez. Mahal olarak etkilenir. Bu yüzden mahallen cerdir diyoruz. Çoğul zamiridir, gaip zamiridir. Yani üçüncü şahıs zamiri. Biraz da rihlet kelimesinden bahsedelim. Rihlet, lilafiye mef'uldür. Mensuptur, nasb alameti fethadır. Rihlete. Eşita'dan bahsetmek gerekirse, eşita nedir? Muzafın ileyhtir, mecrurdur. Cer alameti yani mecrur olduğunu anlamamız neye dayanıyor? Nereden anlıyoruz? Esredir. Rihlete şita'i. Son harfi esrelidir. Rihlet muzaftır. Eşitaya muzafın ileyhtir. Burada bulunan vav atıf vavıdır. Bundan dolayı es-sayf kelimesi de esre ile bitmiştir. Çünkü atıf vavının görevi ne? Sağındakinin irabını solundakine aktarmaktır. Sağındaki şita i esre ile bittiği için solundaki de esre ile bitmiştir. Her vav bu görevi yapar demiyoruz yani. Atıf vavı bu görevi yapar. Felle'budu rabbe hazel beyt. Bunun irabına bakalım. Buradaki fa'dan bahsedelim. Fa gizli şartın cevabında vuku bulmuştur. Yani burada gizli bir soru varmış da bu da onun cevabıymışçasına bunun başına fa bitişmiştir. Sebebiyet olarak düşünmek de caizdir. Diyoruz ya öyleyse İşte Kabe'nin evine ibadet edin. Madem öyle diyoruz. Değil mi? Madem öyle o zaman böyle diyoruz. Yani bir şart cevap varmış gibi. Bunu sebebiyet olarak da düşünebiliriz. Zayit olduğunu yani hiç mana vermemek de mümkündür. F'yi görmezden de gelebiliriz. Bunu söyleyenler de var. F'den sonra gelen lamı inceleyelim. Lam emir lamıdır. Emri gayb, nehi gayb var. Emri gayiptir bu. Liya'bud, liya'buda, liya'budu. Tıpkı ne gibi? Liyensur, liyensura, liyensuru, liyektub, liyektuba, liyektubu gibi. Demek ki lam emir lamıdır. Ya'budu'dan bahsedelim. Ya'budu lam ile meczum olmuş fiili muzaridir. Başındaki emir lamı onu cezmetmiştir. Cezm alameti nun harfinin hasfidir. Çünkü fiili muzaridir bu. Fiil-i muzarilerin sonunda ne olur? Nun olur cemi-i müzekker saliminde. Yani ya'budu, ya'budani, ya'budune olmalıydı ama baştaki lamdan dolayı nun düşmüştür. Rabbeden biraz da bahsedelim. Buradaki Rabbe
Hatta Rabbe'ye geçmeden önce Vav'dan biraz da bahsedelim. Vav muttasıl zamirdir, faildir yani. Yani bu du fiilinin faili burada Vav'dır. Ve mahallen merfudur kendisi. Rabbe'den bahsedelim. Yani fiil ya'budu'dur. Vav failidir. Rabbe de mef'ulüdür. Nasb alameti fethadır. Lafzendir, görünüyor. Haza ismi işarettir. Sükun üzere mebnidir. İzafet nedeniyle cer mahallindedir. Yani Rabbe burada muzaf konumundadır. Nitekim Rabbe'nin burada muzaf konumunda olduğunu ismi işaretten sonra gelen el beyt kelimesinden anlamaktayız. El beyti. Değil mi? Oradan bunu anlayabiliyoruz. El beyt kelimesi burada ismi işaret olan hazadan sıfat veya bedeldir. Her ikisini yapmak da mümkün. El beytinin cer olma nedeni kendisinin sıfatı veya kendisinin bedeli olan, yani bedel olduğu kelime olan haza'nın mecrur olmasıdır. Tabi haza ismi işaret olduğu için, mebni olduğu için irabını lafzen göremiyoruz. Ayeti açıkladık. Diğer ayet. Ellezi nedir? Sükun üzere mebni bir ismi mesuldür. Rab kelimesine sıfattır. Yani bu Rab öyle Rab ki Hazel Beyt dedik ya, o Kabe'nin evine, o evin sahibine ibadet etsinler dedik ya. İşte o Rab nasıl bir Rab? Ellezi öyle Rab ki diye devam ediyor. Ellezi demek ki Rab kelimesinin sıfatıdır. Nasb mahallindedir. Kendisinden sonra gelen fiil cümlesi, yani ed'ammehum fiil cümlesi olarak onun sılasıdır. Bu yüzden İrab'dan mahalli yoktur. Çünkü sıranın mahalden irabı olmaz. Ed'ame, ekrama, yukrum, ikram gibi güvene. Ef'al, yufur, if'al babındandır. Fiil mazidir. Fetha üzere mebnidir. Faili cevazen müstetir olan zamirdir ki o da hüvedir. Ed'ame doyurdu kim? Hüve, o Allah fail. Kimi doyurdu? Hum, onları. Hum bu durumda ne olmuş olur? Mef'ulü bih olmuş olur. Nasb mahallindedir. Çoldur. Gayb bir zamirdir. Yani üçüncü şahıs zamiridir. Muttasıl olduğunu görüyoruz. Muttasıl değildir. Min harfi cerdir. Cu'in onun mecrurudur. Nitekim cer olduğunu görebiliyoruz. Ve amene. Amene yine fiildir. Fiil mazidir. Fiildir dedik. Faili hüvedir. Hum mef'ulüdür. Bu arada buradaki vav atıf harfidir. Amenuhum burada mahtuftur. Buna göre min cu'inde mahtufun aleyhtir. Amenuhum fiil fail mef'ul. Min harfi cer havf onun mecrurudur. Havf ve cu' kelimelerin nekre gelmeleri, yani neden nekre gelmişlerdir? Teşdit için der kitaplar. Yani şiddetli açlık ve şiddetli korku anlamına geliyor bu kelimeler. Oysa burada şiddet kelimesini göremiyoruz. Ama şiddet manası bu kelimelerin nekre olmasından doğuyor. Doğuş yeri budur. Sıra edebiyata geldi. Ve amenuhu min havf ile ed'amehu min cu'in arasında ne vardır? Amenuhu min havf onları korkudan emin kıldı. Ed'amehu min cu'in onları açlıktan doyurdu. Aralarında ne vardır? Bir de şu var gerçi. Eşita ile ve saif. Biri kış, diğeri yaz. Aralarında tezat var yani. Buna diğer bir deyişle tıbak sanatı da diyoruz. İkinci olarak Rabbe hazel beyt'te ne var? Şereflendirmek için izafet vardır. Burada Rab Kabe'ye muzaf olmuştur. Yani Kabe'den, Kabe derken el beyt kelimesinden muzaf olmuştur. Yani ev kelimesine. Şanı yüce olan bir varlık olan Allah'ın bir adı olan Rab kelimesini bir şeye izafet ettiğimizde bu Rab kelimesinden, yani Allah'tan bu yüce varlığından izafet olduğu kelimeye de şeref geçmiş oluyor izafet nedeniyle.
Üçüncü olarak tenkir yani nekrelemek vardır. Az önce geçti. Half ve cu kelimesinde. Kasıt nedir? Cu'un şedidun. Yani cu'un açlık ama şedidun şiddetli. Hafun korku ama azimun büyük. Haf ve cu kelimeleri nekre geçerken bu mana yani şiddet ve azim kastedilmiştir. Sıra neye geldi? Tecvite geldi. Li i derken metti tabi, la derken metti tabi, Kureyş derken ra kalın okunacak çünkü fethalı. Ray derken burada y'nin cezimli olduğunu ve sağının fethalı olduğunu görüyoruz. Bu durumda burada metilin olmuş olur. İ derken yine metti tabi. La derken metti tabi. Rihleteş derken burada eliflem okunmadı. Öyleyse idgamı şemsiye. Rihleteşi. Şeddeli bir harf var bu harfte. Şindir. İdgam isteyin bilagunle. Ta-i. Meti muttasıl vardır. Ta-i'de. Çünkü met harfinden sonra kırık hemze denilen veya kırık elif denilen bir şeyin geldiğini görüyoruz. Aynı kelimedendir bunlar. Şitaun, şitain veya şitaen. Bu nedir? Aynı kelimeye bağlıdır bu. Bundan dolayı metin muttasıl olur. Metin muttasıl hükmü vacipti. Ve sahip derken elif lam okunmadı. Öyleyse burada idgam-ı şemsiye var. Ardından satta şedde görüyoruz. İdgam-ı isteyen bila gunne var. Y'nin cezimli olduğunu ve sağının fetal olduğunu gördük. Buna da metilliğin diyeceğiz. Ya'budu derken metti tabi var çünkü hareketsiz vav var. Rabbe derken ba burada şeddelidir. Öyleyse idgam isteyen bile bunla. Ha-za derken ha'da gizli bir elif var. Fetha o yüzden uzatıyor burada. Ha diye uzatıyoruz. Metti tabi. Za da yine metti tabi. Hazel derken eliflem okunmuştur. Bu yüzden artık burada idgam-ı şems edemeyeceğiz de izhar-ı kameri diyeceğiz. Beyt derken şeddeli ye ve sağında elif var. Öyleyse metti lin diyeceğiz. Ellezî derken metti tabi. Ed'amehum min cu'in değil mi? İfa var burada. Min cu'in. Yani sakin nun'dan sonra cim gelmiş. Cu'izze. Temin'den sonra vav gelmiş. İdgam misleyin ma'al gunne. Amenahum metti burada metti tabii var. Amenahum min iki tane mim yan yana gelmiş. Burada da yine bir tecvid var. İdgam misleyn ma'al gunne diyoruz buraya. Min harfin derken minden yani nundan sonra sakin nundan sonra ha gelmiştir. Burada da izhar vardır. Bu şekilde bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz.